Biz 14 Mayıs'ta eşit koşullarda siyasete girmediğimizi bütün Türkiye kamuoyu da biliyor, bizim seçmenimiz de biliyor. Çok zor şartlarda bir seçim süreci yaşadık. Gerçek partimizden katılamadık. Yani tedbir amaçlı Yeşil Sol'dan kısa bir süre içerisinde, bir aylık süre içerisinde örgütlenerek katıldık. Buradan. Yani seçmenimizin çok iyi bir şekilde örgütlenmediğini sandıklarda gördük. Biz üçüncü yol dediğimizde üçüncü yol aktörlerinin de bir adayının olması gerektiğini söylüyorlardı. Ve özellikle Birleşenler'le ortak bir ses olmadı o tarihte. Eş başkan Pervin Buldan'ın üçüncü yoluna katılacağız ama sonrasında daha bu gündeme gelir gelmez... Birleşenlerden işte TİB, EMEB açıklamalar yaptılar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Yani böylesi bir söylem birlikteliği de yoktu. Bu koşullarda seçmenin kafası zaman zaman karıştı. Bu seçimlerde özellikle hem Kürt coğrafyasında hem Batı'nın birçok metropollerinde bizim oylarımızda bir düşüş var. Bunun nedeni neyse bu hem eş başkanlar, MYK, parti meclisi bunları oturacak, konuşacağız, tartışacağız. Bunun üstünü örtmek gibi bir lüksümüzün olmadığını açık net olarak söyleyeyim. Yani eğer biz 2019 yerel seçimlerde yani yüz kaç belediyeden 60'a düştüğümüzde bunların iyi muhasebesi yapılmış olsaydı belki bugün bu eksiklikler yaşanmayacaktı. Bu dünyanın sonu değil. Biz büyük bir mücadeleden geliyoruz. Biz uzun yıllar yani hep parti olarak seçimlere katılıp baraja katıl şey baraja takıldığımız dönemler de oldu. Asla tabanımızda bir yılgınlık evet eleştiri olsun, öz eleştiri olsun. Hiç kimsenin buna itirazı yok. Ama yılgınlığa kapılıp birbirimizi boğazlamaya değil, birbirimizden ortak yolu, ortak aklı nasıl bulabiliriz? Şimdi gün o gündür. Daha çok dayanışma, daha çok birlik oluşturmak ve nerede bir eksikliğimiz varsa o eksikliği telafi etme günüdür. Yani ben tabanımızdaki bu eleştirileri biliyorum. Bölgedeydim, yeni geldim. Alelacele bir e, görüşmemiz vardı. Onun için geldim. Tekrar geri dönüyorum. Yani bu süreç böylelikle dayanışmayla aşılır. Yani biz büyük bir mücadeleden geliyoruz. Büyük bir talebi olan halkın evlatlarıyız. Ona uygun davranmamız gerekir. Ha bunu söylerken eksikliklerimizi, yetersizliklerimizi üstünü örtelim demiyorum. Onları da tartışalım, konuşalım. Ama burada yılgınlığa asla kapılmamalıyız. Ve biz bu büyük mücadelemizi sürdürmeliyiz biz parlamentoda 20 vekille bile ne mücadeleler, nasıl büyük başarılara imza attığımızı bizim halkımız biliyor. Şimdi de geleceğiz bu haklı mücadeleyi, bu mazlumların, mağdurların mücadelesini burada hep birlikte omuz vereceğiz. Kimse bu mücadeleye, bu harekete haksızlık etme hakkına sahip değil. Bizim birlikteliğimiz salt bu seçime endeksli bir birliktelik değil. Ben 1995 yılında yeni cezaevinden çıkmıştık. Seçimler vardı. O dönem Adana'dan adaydım. O gün aslında bugünü örerek geldik. O gün Emek ve Özgürlük İttifakı o gün hayat bulmuştu. O gündür bugüne kadar geldik. Şimdi biz gelirken büyük bir mücadeleyi büyütmeye çalıştık. Ama son seçimlerde gördüğümüz yani bu tipin özellikle kendi amblemiyle katılmasının kendilerine de bize de bize umut bağlayan milyonlarca insana yani büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve her tarafta da bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Yani tabii şu anda elimde bir şey yok. Ne derler? Bir veri kaç vekil nasıl kaybettik? Genelde hep yazılıp çiziliyor. 10-12 vekilliğin bu yani tip ve şey ayrı ayrı katılmasından kaybedildiği söyleniyor. Bu ise ne kadar büyük bir mevzu kaybettiğimizin de bir göstergesidir. Yani biz bütün kimliklerin, bütün inançların, bütün siyasal yani emek ve özgürlükten yana olanların hep birliğini savunduk. O günde bugün de. Hatta şunu da söyleyeyim. Biz bağımsız katıldığımızda da birçok yerde arkadaşlarımız kendi kimlikleriyle, e, bağımsız kimlikleriyle gelip katıldılar. Diyarbakır gibi yerde, birçok yerde İstanbul'da milletvekili oldular. Sorun milletvekili değil, sorun yani bu mücadeleyi daha da çok ortaklaştırmak. Burada hepimize çok ciddi eleştiriler var tabanda. Biz bunları hak etmiyorduk. Biz diyor İstanbul gibi bir yerde 12 vekilimiz vardı. Bu dönem biz en az 18-20 vekil beklerken vekillerimizin 8'e düşmesini içimize sindiremiyoruz. Bu da bizi destekleyen insanların en tabi hakkıdır. Yani bizi desteklerken çok büyük bir şey, bir çıkar, bir mevki, bir makam için bunları yapan değil. Bu topraklarda özgürlük olsun, bu topraklarda hepimiz kendi kimliklerimizden var olalım diye bu insanlar gecesini, gündüzünü birbirine katıyorsa valla bizi de acımasız bir şekilde eleştirme hakkına sahipler. Kürt coğrafyasında Kürtler çok açık, net olarak verdiği sözün arkasında durdular eğer bir yanlışlık, bir eksiklik varsa Kürtlerden kaynaklı değil. Kürtlerin demokrasi talebi vardı, özgürlük talebi vardı. Bunun için sandığa gittiler. Ama eğer bugün bu topraklarda 8 milyona yakın insan sandık başına gitmemişse, bunların büyük bir kısmı büyük metropollerdeki seçmenden kaynaklı, Bunların niye gitmediğini bu altılı masa şeye yatırması gerekir. Bakın her bütün hesaplar, bütün kitaplar. Şimdi Soğan, Sinan Oğan yani yüzde beş altı bir oy aldı. Falan niye aldı onu da bilmiyorum. Sinan Oğandan vekillik yaptım. Falan yani böylesi bir toplumda karşılığı olan bir siyasi aktör değil bir vizyonu olan bir siyasi aktör değil. Aslında bu kadar büyük pazarlıkların olduğu bir alanda gelinen noktada bu. Bakın tek hesapsız, kitapsız sadece demokrasi ve özgürlük talep eden biziz. Bizim şu mevkiyi verin, şu makamı değil. Hayır. Şu ülkeye demokrasi getirelim. Şu ülkede hukukun ve huzurun ülkesini birlikte inşa edelim. Yani bu kadar demokrasi talep eden bir halkın evlatları hesapsız kitapsız sandığa gidiyor. Diyarbakır gibi bir yerde yüzde 72. Yani Kürt coğrafyasının her tarafında bu oyları görebiliyorsunuz. Ama asıl sıkıntı buralarda yaşanıyor. İç sorunlarından yaşanıyor. Yani kimse bu noktada yeniden ıı, Kürtlere haksızlık etme hakkına sahip değildir. Şu an hala Erdoğan MHP birlikteliği, Cumhur İttifakı kazanmış değil toplumun 50 yüzde 50'sinden fazlası hayır diyor. Ciddi bir kutuplaşma var bu topraklarda. Aslında bu topraklara yapılan en büyük haksızlık da bu. Yani kutuplaşmadan çok, birbirimizle mücadeleden çok, birbirimizle müzakere, birbirimizle barışabileceğimiz bir iklimin oluşması lazım. Erdoğan'da. da Bahçeli'de bugün yani parlamentoda bulunan bütün siyasi aktörler, partileri kastediyorum. Koşullar ne olursa olsun yeni bir sürecin başlaması lazım. Türkiye'nin kendi toplumuyla barışması lazım. Türkiye'nin temel sorunlarının çözülmesi gerekir. Yani uzun yıllardır reyet, inkar, yok sayma politikaları Türkiye'yi getirdiği nokta bu yani ciddi krizin yaşandığı, ciddi kutuplaşmaların yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Kim alırsa alsın, ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı, halkın bu taleplerine, özgürlük taleplerine, demokrasi taleplerine bir an önce kulak vermeliler ve toplumsal bir uzlaşıyı, toplumsal bir buluşmayı sağlamalılar. Yani aslında toplum bunu açık ve net olarak söylüyor. Buradan ee, Sayın Erdoğan da çıksa, Sayın Kılıçdaroğlu da çıksa toplumun mesajı çok açık. Kutuplaştırmaya gerek yok. Evet bu uzun süredir bu e, sistemden dolayı toplum ger geriliyor, kutuplaşıyor. Yani ülkede Yapılacak tek şey bu kutuplaşmayı, bu gerginliği ortadan kaldırmak. Hep birlikte ortak bir konsensüs, hepimizin e, parlamentoyu adres gösteriyoruz. Bakın kimse Kürtlere haksızlık etmesin. Bu kadar partileri kapatılıyor, bu kadar kayyumlar atanıyor. İn adına demokrasi diyor, in adına parlamenter demokrasiden yana olduğunu söylüyor. Parlamentoyu adres gösteriyor. Herkes gerçekten bu ülkenin geleceğiyle ilgili e, bütün... E, siyasi aktörlerin e, buluşabileceği yeni bir iklimin, parlamentonun e, buna bir an önce el atması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin bir Kürt sorunu var, bir ülkenin bir demokrasi sorunu var, bir hukuk sorunu var. Bunların hepsinin hayat bulması gerekir ve bu ülkede ciddi bir yoksulluk var açlık var. O zaman bizim dönüp ya gerçekten nerede, ne hata, bu insanlar bu toprakları terk ediyorsa, nerede eksik yaptık, ne yaptık? Bunları siyasilerin oturup konuşmak gibi bir görevi var. Siyaset sadece oy alıp iktidar devşirmek, koltuk devşirmek değil. Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Siyaset sorunlara çare bulma sanatıdır. Bu toprakların gerçekten bir e, diyalog ve müzakereye ihtiyacı var. Ona uygun adım atmaları gerekir. Yani bütün herkese aynı çağrımızdır. Yüzyıla giriyoruz bakın. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Yüzyıl bitti. Yüzyıl boyunca... Bizim sorunlarımız çözülmedi. Başta Kürtler, diğer halklar bu topraklarda e, yani iki cihana yetecek kadar acılar yaşadılar. Ama şimdi diyoruz, yeni bir yüzyıla giriyoruz. Ben demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz dedim. Ama bu seçim boyunca hem Erdoğan hem Bahçeli bu söylemlerimi, bakın cumhuriyeti yıkacaklar. Bir demokratik cumhuriyetten bile. Yani korkan, ürken siyasi aktörlerden bahsediyoruz. Onun için yeni bir yüzyıla giderken cumhuriyetin demokratikleşmesi gerekir. Bu acı çeken halkların sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekir ve bu büyük halkın iradesine saygı duyulması gerekir. Seçildiniz ben dokunmazlıklarınızı kaldırırım, sizi cezaevine atarım. Seçildiniz belediye başkanı oldunuz ben. İşte size düşman hukuku uygularım, halkın iradesini yok sayarım, orada kayınlar atarım. Yani bunun demokrasi de yeri yok. Mevki, makam için bütün yolların bir bağı olmaması, demokrasiyi katletmek, hukuku katletmek, bu topraklarda... Kimseye bir yararı yoktur. Herkese acı dolu yıllar yaşatır. Biz bu topraklarda artık halkın iradesinin yansıması gerektiğini... Yani bütün yollar mübahtır. Ben sonuç almak için bunu yapıyorsam... Bunun adı demokrasi değil. Onun için böyle bir seçime de gerek yoktur. Her türlü manipülasyon, her türlü hileye başvururum. Bak ben açıkça söylüyorum. Bin, yani 2019 yerel seçimlerinde... Emin olun bugün kamuoyunda tartışılıp konuşulan o bütün sandıklardaki hileler bilmem neler Muş'ta birebir yaşayan biriyim ben. O tarihlerde aldığımız seçimleri bizim elimizden zora, zoraki aldılar. Bizim oylarımızı götürüp Vatan Partisi'ne yazdılar. Oylarımızı DSP'ye, Bağımsız Türkiye Partisi'ne, AKP'ye yazdılar. Ve sonrası 200-300 oyla aldığımız belediyeyi AKP'ye armağan ettiler. 193 sandıktan 103 sandıkta hile yakaladık. İtiraz yani, ettik. Açıkçası. Evet açık açık efendim bize işte Muratpaşa Mahallesi'nde 299 oy alıyoruz. 299 oyu Doğu Perinçey'in partisine yazıyorlar. Bize sıfır yazıyorlar. HDP sıfır. Buna benzer onlarca elimizde ıslak imzalı tutanaklar vardı. Bunlarla birlikte 103 sandıkta diyorum toplam 193... 90'lı çıkar. 103 sandıkta şu hileler. Ama sonuç alınmadı. Ama bu niye alınmadı? Valla İstanbul'da sonuç alındı. İstanbul'da olup bitenlerin, valla Muş'ta olup bitenlerin yüzde beşi belki İstanbul'da olmadı. Ama İstanbul'da herkes ses verince İstanbul'da seçimler yenilendi. Hatta İstanbul daha tartışılırken ben sosyal medyada bir çağrıda bulundum. Ağrı ve, pardon Muş ve İstanbul'u birlikte seçime gidelim. Çünkü daha önce de Ağrı'da yapmışlardı. Gittik seçimde büyük bir farkla aldık. Ama bizim hiçbir itirazımızı kabul etmediler. Çünkü orada hukuk, hukuk yoktu. Örneğin yani için e, yani bu seçimlerde oldu da e, ondan öncesi de oldu. Sesiniz çıkmadı, sorunmuş olunca, sorun HDP olunca kimsenin de sesi çıkmadı. Herkesin sandığa gitmesi ve iradesini sandığa yansıtması gerekir kayıtsız şartsız Türkiye genelinde 8 milyon insan sandığa gitmemiş. Ve her insan eğer bu topraklarda olup bitenlerden rahatsızlık duyuyorsa ve sandığa inanıyorsa bir an önce sandığa gitmelidir. Yani hele hele bizim seçmenimiz umutsuzluğa asla kapılmamalıdır. Eksikliklerimiz var, yetersizliklerimiz var. Bunların hepsi telafi edilecek, eleştiri ve öz eleştiri mekanizması hayat bulacak. Biz nerede ne yanlış yaptığı hakkımızı konuşacağız halkımızla birlikte. Ama ben kızdım, kızgınım, kırgınım, gitmiyorum deme hakkına sahip değil. Yani hepimiz gitmeliyiz ve irademizi açık, dışı, net bir şekilde meclise sunmalıyız.